Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Bu paylaşımımda iki atla mat olur mu sorusuna cevap arayacağız. Cevap aslında belli İki atla teorik olarak mat etmek mümkün değildir. Bu kadar net olmasına rağmen e, şu yönde sorulara gelmekte. Hocam ben iki atla e, mat dizebiliyorum, rakip şığı köşede e, mat edebiliyorum. Mümkün olmadığına emin misiniz? Eminiz tabii ki arkadaşlar. Neden? Çünkü teorik olarak diyorum. Yani İki tarafta doğru oynarsa mat kesinlikle edemeyiz. İki tarafında doğru oynamasına neden bu kadar vurgu yapıyorum? Karşımızdaki örnek üzerinde göstermeye çalışayım. Şimdi bakın siyahları çok kötü bir konuma koymuşum. Siyah şa tahtanın kenarına hatta köşesine sıkışmış durumda. Beyazın ışığı gayet güzel konumda. Beyaz atlar gayet etkili bir konumda. Beyazlar mat etmeye çalışsın. At f6 ile şah çeksin. Şimdi siyahların elinde iki seçenek var. Ya h8'e gidecek ya da f8'e gidecek. E şimdi kalkıp siyahlar şahını h8'e giderse gel beni mat et derse e biz de onu kırmayacağız. At fidi gidip mat edeceğiz arkadaşlar. E o zaman iki atla mat tabii ki oluyor. Fakat şah h8 neden gitsin? Şah h8'in çok net bir şekilde, çok açık bir şekilde hatalı olduğu e, gözüküyor. Şaf F8 oynarsa yani teorik olarak e, doğru yönde devam ederse at D7'den şah çeksek bile şah artık E7'den kaçabileceği için, kaçış karesine sahip olacağı için mat edemeyiz. Mümkün değil. E, mat ağına da sokamayız arkadaşlar. Peki en başa dön dönelim. Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Hocam at F6 şah çektiğinizde şah F8'e gidemeseydi H8'e gidebil gitmek zorunda kalsaydı mat olmaz mıydı? Hemen gösterelim bakalım. Atı E5'ten E6'ya koyup F8'i tut tutmasını sağlayayım. Bakın E6'da şu an F8'i tutuyor. Yine at F6 ile şah çeksin. Bakın şah çekti. Bu da burayı tutuyor. Mecburen şimdi şah H8 karesine gidebiliyor. Gitmek zorunda. Fakat biz mat edemiyoruz. Bakın Hiçbir şah çekme hamlemiz yok. Eğer şah çekme hamlemiz olsaydı mat edebilecektik. Ama şu noktada bile mata bir hamle kalmış e, olduğumuz bu konumda bile mat edemiyoruz. Son dokunuşu yapamıyoruz arkadaşlar. Peki tatlada iki at kaldığında oyun otomatik olarak derhal sona erer mi? E, ölü konum beraberliği olarak sona erer mi? E, sona ermez arkadaşlar çünkü e, biz ne biliyoruz? Tek at kaldığında, tek fil kaldığında ya da sadece şahlar kaldığında oyun derhal sona erer. Çünkü iki tarafta birbirini mat edecek yeterli güce sahip değildir. O ber beraberliğin ismi de e, ölü konum diye de geçiyor, kural kitapçığında ölü konum diye geçiyor. Ama ben yetersiz güç beraberliği olarak anlatıyorum öğrencilerime, yetersiz güç beraberliğiyle. Oyun e, beraberlik ile derhal sona eriyor. Fakat tahtada iki at kaldığında oyun e, maalesef sona ermez. Çünkü kuralda şöyle yazıyor cümle. E, geçerli herhangi bir geçerli hamle dizisinin sonucunda mat oluşmuyorsa, mat gelmiyorsa diyor. E burada mat gelebiliyor. Çünkü şah biraz önceki örnekte baktığımız gibi kötü de olsa, kötü hamle de olsa... Hiç yapılmayacak bir hamle de olsa Şah H8 kaçarak e, mat olmuştu. Dolayısıyla mat etmek mümkün. E, mat etmek mümkün olduğu için tatlada iki at kaldığında oyun e, derhal sona ermez. E, devam eder. Peki nereye kadar devam eder? 50 hamle kuralı var burada arkadaşlar. 50 hamle boyunca piyon sürülmeden taş e, alışı olmadan geçtiyse taraflardan birinin doğru itirazı ile hakemden Talebi ile e, beraberlik sağlanır. Eğer 50. hamle oluşmuş yani 50 hamle boyunca e, bu mat gelmemiş gelmemiş ve iki tarafta mat, e, şey iki tarafta beraberlik talebinde bulunmuyorsa ne olacak? E, 75. hamleye gelindiğinde halen e, beraberlik şartları geçerli ise beraberlik şartları neydi? Piyon hamlesi olmamış, piyon, piyon hamlesi yapılmamış ve taş alma hamlesi yapılmamış ise 75. hamle oynandığında artık hakem maça müdahale ediyor ve maçı berabere bitiriyor arkadaşlar. Peki size bir örnek daha göstereceğim. İki atımız var ama rakibinde bir tane piyonu var. Acaba o piyonu işin içine dahil edip mata gidebilir miyiz? Evet arkadaşlar gidebileceğimiz örnekler çıkabilir maçlarınızda. Peki bu piyonun esprisi ne? Bu piyonu hamle kazanmak için daha doğrusu rakip şahın pat olmaması için kullanacağız. Hemen e, bu örnek üzerinde nasıl galibiyete gidebileceğimizi göstermek istiyorum. E, bir kez G2 atını hemen oynamayacağız. Eğer bu atı oynarsak siyahlar hemen siyah piyonundan kurtulmak için piyonunu ilerletir. Çünkü bu piyon alındığında teorik olarak berabere olacağını olduğunu biliyor siyahlar. Bu yüzden G2 atına en son oynayacağız. Peki bir at ve şığımızla rakip şığı mat ağına sokabilir miyiz? Sokabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki hemen oynayalım. At C4 ilk hamle için doğru. Hemen güzel bir alan kontrolü oluşturduk. E, siyahlar köşeden uzaklaşmak için şah C1'i e, e, oynadığında ise hemen at B2 geliyoruz. Ne yapıyoruz? D1'i tuttuk. Zaten şığımız da bu iki kareyi tutuyor. Mecburen köşeye yaklaşması gerekiyor. Şimdi siyah şığı A1'e sıkıştırmak için yine güzel bir atamnesi ad at D3 tuttuk şimdi C1'i e, mecburen A2 veya A1'e gitmek zorunda. A2 biraz daha esnek. A2'den kaçmaya çalışsın. Buna da şahımız ile önce güzel bir duvar örüyoruz. Bakın ne kadar teknik oynuyoruz. B1 veya A1 var. İki sırasında fark yok. A1'e oynasın. Şah A3. Opozisyon. Şah B1 gelsin. Şah B3. Opozisyon. Yaparak artık Şah A1'e Gitmeye zorladık Şimdi atımızla güzel bir manevra yapıp Bu şahı sıkıştıracağız Önce at C1 Şah B1 zorunlu Şimdi at A2 geldik tuttuk buraya halen Gördüğünüz gibi bir siyah şah Sadece B1 ve A1 karelerinde Git gel yapmak zorunda kaldı A1'e gitsin Şimdi kalkıp da at C3 oynayıp B1 karesini tutarsak ne olur Oynayalım Ne olur? Şahın gidecek yeri kaldı mı? Kalmadı. Geçerli bir hamlesi var mı? Bu piyonu oynayamaz. Peki şah güvende mi? Güvende. İşte pat budur arkadaşlar. Patın tarifini yaptık. Şah tehdit altında değilken, saldırı altında değilken kurallara uygun hamlesinin kalmaması ve ve kurallara uygun başka bir hamlesinin olmaması durumudur. Bu durum pat'tır. Pat bir beraberlik türüdür arkadaşlar. Buradan oynuyoruz. Artık g2 atını serbest bırakacağız. Ee, şahı köşeye sıkıştırdığımız için at e1 oynayacağız. Eğer siyahlar piyonunu hemen sürerse... E, önce at c3 gelip e, siyah şahı pat durumuna soktuk. Ama bu oyun pat değil. Çünkü kurallara uygun bir hamlesi var. Bu piyonu sürdüğünde vezir çıksın fark etmez. At c2'den mat edeceğiz. Siyahlar biraz daha dirençli oynayabilir burada. E burada hemen piyonunu sürmez. Şah B1 oynasın. Fark etmez. Burada at D3 ile bekliyoruz. E şah A1 giderse at C3 geleceğiz. G2 sürerse at C3 şah. Şah A1 zorunlu. Şimdi at E1 ya da at B4'ten hedef kare olan C2'ye gideceğiz. E1'e gidelim. Siyahlar da vezir çıktığı zaman at C2, C2 ile rakibin piyonunu kullanarak mat ettik arkadaşlar. İnanılmaz bir örnek. Bakın iki atla mat olmasa da iki at ve rakibin bir piyonun olduğu birçok konum vardır. O konumlar üzerinde çalışmalar yapmak sizin tekniğinizi geliştirir arkadaşlar. E, taşları daha koordineli bir şekilde kullanmayı, taşların kontrol ettiği kareleri e, takip etme gücünüzü geliştirir. Böyle çalışmaları bile e, yapmanız gerekiyor. İncelemeniz gerekiyor. Maçlarınızda Sözlerime son vermeden önce bir soru da ben sormak istiyorum size arkadaşlar. Karşınızda beyazların elinde tek atının olduğu fakat rakibinin elinde de e, ilerlemiş kenar piyonu olduğunu görüyorsunuz. Tek atla mat yok. Evet bu da benim size sorum olsun. Tek atla mat yok ama aynı biraz önceki örnekteki gibi rakibin piyonunu kullanarak mat edebilirsiniz. Burada beyazların 6 hamlede matı var. Bunu bulanlar... Yorum kısmından benimle paylaşsın. Bir sonraki paylaşımımda cevabı e, sizlere göstereceğim. Bakalım tek atla mat olmaz mı? Olur mu? Rakibin piyonunu kullanarak bunu bulmaya çalışın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere hoşça kalın. Satranç takımları arkadaşlar.